Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, Elazığ Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantıları ilk oturumuyla başladı. Elazığ Belediye Meclisi'nin meclis toplantıları tatilin ardından tekrar başladı. Eylül ayı toplantılarının ilk oturumuna Elazığ Belediye Başkan Vekili Sami Güzel başkanlık yaptı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili yapılacak protokollerde Elazığ Belediye Başkanı'na protokol yapma yetkisi verilmesi görüşüldü. Gündem maddesinde İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Gültekin Koç, Mehmet Akif Ersoy Lisesi ile ilgili konuşarak lisenin yıkılmasında belediye bu işin neresinde diye sordu ve Elazığ'da öğretmen evi olmamasını sert bir şekilde eleştirdi. Deprem sonrası Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı tespitlerde hasar görmediği tespit edilmiş ve eğitim ve öğretim yılında da açılması konusunda talimat verilmişti. Ama gelin görün ki bir gecede neler oluyor, yetkiyi kim alıyor, kim devralıyor, kim bu kararı veriyor? Bir anda Mehmet Akif Lisesi yerle bir ediliyor. Şimdi burada benim merak ettiğim şey şu. Bizim belediyemiz bu işin neresinde? Tabiatıyla belediye devredildiğine göre. Bu yıkım işinde, bu iş yapılırken belediyemizin bu konuda tamam meydan düzenlemesi var, karşı değiliz. Elbette ki yapılan her güzel şeye biz olumlu bakarız. Ama yani o sağlam diye rapor verilen bir yerin yıkılması da bir milli servetin heba olması anlamına gelir. Bu bakımdan bu konu üzerinde düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Düşünün ki 1500 öğrencinin eğitim gördüğü bir yer. Öyle mi? Evet. Ve uzun süreden beri de hizmet veren 26 derslikli öğretmen kökenli olduğum için bunu özellikle söylüyorum. 26 derslikli bir okul. Şimdi bunun yerine Sayın Belediye Başkanımızın ve belediyemizin aldığı kararla da veyahut da o imzalanan protokolla da belediyemizin yeni bir okul yapma kararı var. Şimdi düşününüz ki şehrin merkezinde başka lise yok o civarda. Bu yeni yapılacak lisenin yeri nerede olacak? Bu öğretmen evinin devriyle ilgili ikinci okul yetkisidir. Peki. Bu şey değil. Bu ikinci, belediye ikinci bir okul yapacak. Bu da öğretmen yani evinin... Mehmet Akif'in yerine bir lise okul yapacak. Ayrıca bir okul daha evet, yapacak. Bir okul daha. Elazığ belediyesi iki tane okul yapacak. Tamam, teşekkür ediyoruz. Biri Mehmet Akif Lisesi'nin yerine, biri de öğretmen evini belediyeye tahsis ettikleri için karşılığında ikinci okul. Elazığ öğretmen evsiz kaldı. Düşününüz ki Elazığ'da 5-6 bin öğretmen var. Zaman zaman dışarıdan gelen öğretmenler var. Türkiye'de 580-590 civarında öğretmen evi var. Benim tespitlerim. Ama maalesef Elazığ'da öğretmen evimiz yok. Bu Elazığ'ın bir ayıbıdır. Buradan ben tabii direkt belediyeyi ilgilendirmemekle de beraber diğer siyasilere seslenmek istiyorum. Lütfen bu ayıbı kaldırın. Bu Elazığ için bir ayıptır. Elazığ 81 ilin içerisinde 590-580 tane öğretmen evinin olduğu bir Türkiye'de Elazığ ilinin öğretmen evine sahip olmaması ayıptır. Bu bakımdan önce siyasetçileri göreve davet ediyorum. Toplantıda Elazığ ile Kırgızistan'ın Çuy iline bağlı Kant şehri kardeş şehir ilan edildi. Büyükelçi gelmişti. Büyükelçinin eğitim, kültürel ve diğer alanla işbirliği yapılması için bir kardeş şehir olarak önerdi. Bunu da biz aldık meclis gündemine. Şimdi bu öneri nereden geliyor Sayın Başkanım? Bir şeyden geliyor. Kırgızistan Büyükelçiliğinden. Evet, elçilikten geliyor. Yazılar burada. Ben size de verebilirim. 21. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, uy birliğiyle kabul edilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Ankara'da Elazığ'ın sorunlarının çözümü noktasında önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi.
Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Lezai Başkanı Şerafettin Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi. AK kadrolar ve valimizle birlikte bakanımızla makamında Elazığ'ımızı konuştuk. Yeni yatırımlar için destek istedik. Devam eden çalışmaların kalan bölümleriyle ilgili fikir alışverişi yaptık. Şehrimizin tüm sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümü noktasında Ankara'da önemli adımlar atıyoruz. Tabii hem valimiz hem de milletvekillerimiz hem de belediye başkanımızla birlikte tüm bu görüşmeleri birlikte yapıyoruz. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Elazığ'ımız için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Yaptığımız tüm görüşmeler Elazığ için, Elazığ'da yaşayan insanlarımızın rahatı için. Ben bakanımıza misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, her daim bizleri yalnız bırakmadıkları için de kendisine teşekkür ediyorum. Valimize, milletvekillerimize ve belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaretimiz Elazığ adına olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya gelerek, şehirde devam eden konutlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu. Ziyaretin ardından AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım yaptığı değerlendirmede, Ankara'da Elazığ'ın sorunlarının çözümü noktasında önemli görüşmeler yaptıklarını belirtmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran da, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ziyaretinin ardından yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Bu ziyareti aslında ilk başta biz gayet güzel bir gelişme olarak karşılamıştık. Fakat devamında yapılan açıklamada tam bir hayal kırıklığına uğradık. Yapılan açıklamada 2020 Ocak tarihinde, 24 Ocak'ta gerçekleşen depremden sonraki süreçle ilgili yapılan değerlendirmelerde detay olarak hiçbir konu yok. Bu şehir artık geçici. Sadece gittik, ziyaret ettik, paylaştık, fikir alışverişinde bulunduk şeklindeki açıklamalara karnı doydu. Artık bu şehirde kimse bu tip açıklamalara itibar göstermiyor. Gerekçe istiyor, detay istiyor, içerik istiyor. Yapılan konutları inkar etmiyoruz. Yapılan iş büyük iş. Fakat devamındaki aksaklıklar veya eksikliklerle ilgili hiçbir değerlendirme yapılmadığı gibi bunların düzeltilmesi konusunda hiçbir açıklama da yapılmamıştır. AK Parti İl Başkanı'nın yaptığı açıklamada şu kelimeyi kullanıyor. Biz şehrin sorunlarını biliyoruz. Peki biliyorsanız niye şimdiye kadar buna dönük bir açıklamada bulunmadınız? En azından şehrin hangi sorunlarını bildiğinizi, ne yapacağınızı vatandaşla, hemşerilerimizle niye paylaşmadınız? Bu şehrin artık kimsenin siyasi şovuna ihtiyacı yok. Kimse siyasi şov yapmamalı. Vatandaşla artık her şeyin detayıyla paylaşmalı. Bu yapılan açıklamalar vatandaşı tatmin etmediği gibi artık inandırıcılığı da kalmamıştır. Başkan Duran ziyaretle ilgili paylaşılan fotoğraf karesini de değerlendirdi. Ama o resim karesindeki Sayın Valimiz şehrin valisidir. Sayın milletvekilleri şehrin milletvekilleridir. Sayın Belediye Başkanı şehrin belediye başkanıdır. Biz valiye, Sayın Valim, milletvekillerine, AK Parti milletvekillerine, Sayın Milletvekilim, Belediye Başkanı'na Sayın Belediye Başkanım şeklinde hitap ediyoruz. Niye? Bunlar şehrin tamamını kapsayan, herkesin mevkisi itibariyle herkesin ulaşabileceği, herkesle ilgili sorumlu olan kişilerdir. Ama bir AK Parti il başkanı bu şekilde değildir. Onun sorumluluğu sadece genel başkanına ve yerel dinamikleredir. Ancak yapılan açıklamanın AK Parti il başkanı tarafından yapılması, valinin olduğu yerde, milletvekillerinin olduğu yerde, belediye başkanının olduğu yerde bir il başkanının yapılması
il başkan tarafından yapılması, bu işin artık rayından çıktığı, parti devletine doğru gidilen bir hamle olduğu açıkça gözükmektedir. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karışit, yargı mensupları olarak 2022-2023 adli yılına hazır olduklarını belirterek, Elazığ'da görev yapan yargı mensupları olarak adliye personelimiz ile birlikte adaletin mülkün temeli olduğu ve devletin dininin adalet olduğu bilinci içerisinde hak sahibine hakkını geciktirmeden en kısa sürede teslim edilmesinin gayreti içinde çalışmaktayız dedi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karışit 2022-2023 adli yılı ile ilgili açıklama yaptı. Yeni bir adli yıla başlamanın sevinci, heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını belirten Başsavcı Ömer Karışit, 2022-2023 adli yılın yargı mensuplarına, yargı çalışanlarına, Elazığlı vatandaşlarımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bağımsız ve tarafsız olan güçlü yargının hesap verebilir olması da hukuk devletinin gerekliliklerindedir. İşte hakim, cumhuriyet savcısı ve diğer yargı çalışanları, mülkün yani devletin temelini teşkil eden adaletin tecellisi için görev yapmaktadırlar. Bilindiği üzere devletin üç temel erkinden biri olan yargı, haksızlığa uğrayan, maddi ve manevi haklarına ulaşmak isteyen, suçlunun cezalandırılmasını, masumun aklanmasını talep eden herkesin en önemli ve en güvenli sığınağıdır. Bu sığınağa güvenin fiilen devam etmesini sağlama görevi de biz yargı mensuplarına düşmektedir. Çünkü yargıya güvenin sağlanmasında en önemli unsurlardan birisi de dava taraflarının ve toplumun hakim ve savcıya güven duyması, başka deyişle güvenilen hakim ve savcı olmaktır. Bizler de Elazığ'da görev yapan yargı mensupları olarak adliye personelimizle birlikte adaletin mülkün temeli olduğu ve devletin dininin adalet olduğu bilinci içerisinde hak sahibine hakkını geciktirmeden en kısa sürede teslim edilmesinin gayreti içinde çalışmaktayız dedi. Elazığ Adliyesi personelleri hakkında bilgi veren Başsavcı Karışit, adliyemizde bir Cumhuriyet Başsavcısı, 4 Ağır Ceza Mahkeme Başkanı, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 2 İdare Mahkeme Başkanı, 36 Cumhuriyet Savcısı, 44 Adli Yargı Hakim, 11 idari hakim olmak üzere toplam 99 yargı mensubu görev yapmakta olup, yargı faaliyetleri Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Asliye Ceza Mahkemesi, 6 Asliye Hukuk Mahkemesi, 3 Aile Mahkemesi, 1 İcra Mahkemesi, 2 Hakimli 1 İş Mahkemesi, 1 Çocuk Mahkemesi, 2 Hakimli 1 Kadastro Mahkemesi, 2 Hakimli 1 İnfaz Hakimliği, 2 Sulh Ceza Hakimliği, 2 Sulh Hukuk Mahkemesi ve 2 İdare Mahkemesi ile sürdürülmektedir. Adliye personeli olarak da adliyemizde 1 icra müdürü, 14 icra müdür yardımcısı, 7 pedagog, psikolog, 35 yazı işleri müdürü, 2 idare işler müdürü, 1 adli sicil şefi, 1 bilgi işlem şefi, 22 icra katibi, 192 zabit katibi, 30 mübaşir, 23 memur, 44 hizmetli ile büro personeli, şoför ve diğer idari teknik destek ve bilgi işlem personeli olmak üzere toplam 428 personel görev yapmaktadır. Yargı faaliyetleri ve adalet hizmetleri için fiziki mekanların yeterli olduğunu aktaran Karışit, adalet hizmetlerini daha hızlı, daha etkin bir şekilde sunmak için ve yargıya olan güveni en üst seviyeye çıkarmak için daha çok çalışmaya, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü ilkelerine uygun olarak anayasa ve kanunlar çerçevesinde adil yargılanma ve lekelememe hakları da gözetilerek tüm terör örgütleriyle suç ve suçlularla hukuki mücadeleye devam edeceğiz. Yeni adli yılın ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle yargı şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum dedi. Türk Bürosen Elazığ Şube Başkanı Tarkan Ömer Bankur, adli yıl açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Bankur, adli yılda adalet çalışanlarının sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona ererken 2021-2022 adli yılı başladı. Bu kapsamda Türk Bürosen Elazığ Şube Başkanı Tarkan Ömer Bankur,
adli yıl açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Bankur, adli yılda adalet çalışanlarının sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bankur açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Her yıl adalet sistemimizin eksikliklerinin gündeme getirildiği adli yıl açılışlarında adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, hakim ve savcılarla birlikte adalet hizmetinin temel taşları olan yazı işleri müdürü, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, teknik personel ve diğer tüm Adalet Bakanlığı çalışanları unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar. Özellikle son dönemlerde mobbing uygulanan ve intihar eden, ayrıca saldırıya uğrayarak darp edilen meslektaşlarımızın sayısında artış gözlenmektedir. Mesai mevhumu olmadan çalışan adalet çalışanlarının bu fedakarlıklarının karşılığı bu olmamalıdır. Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınan yargı reformu tasarılarında adalet çalışanları bir bütün olarak yok sayılmıştır. Adalet çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalı, gerekirse yeni bir yargı reformu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ivedilikle getirilmelidir, dedi. Türk Bürosyen Elazığ Şube Başkanı Tarkan Ömer Bankur, adalet çalışanlarına yönelik bir paket çıkarılması önerisinde bulundu. Bankur, bu pakette 657 sayılı DMK'da adalet hizmetleri sınıfı ihdaz edilmeli, adalet çalışanlarına döner sermaye gelirlerinden pay verilmeli, adalet çalışanları 2802 sayılı yasa yerine 4483 sayılı yasaya göre yargılanmalı, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında liyakatin öne çıkarılması, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının GİH'e geçirilmesi, tüm sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesi, fazla mesai ücretlerinin günümüz şartlarına göre artırılması, tam ve zamanında ödenmesi, yol paralarının tüm illerdeki çalışanlara ödenmesi, mobbinge karşı çalışanları koruyan uygulamaların hayata geçirilmesi gibi iyileştirmelerin içinde bulunduğu bir paket, adalet çalışanları için de çıkarılmalıdır. Nitekim bugüne kadar çıkarılan yargı paketlerinde personel adına hiçbir iyileştirme olmaması, adalet çalışanlarında hayal kırıklığı yaratmıştır. Artık adalet çalışanları unutulmamalı ya da yok sayılmamalıdır ifadelerine yer verdi. Bankur, bilindiği üzere Adalet Bakanlığı bugüne dek banka promosyonu anlaşma ödemelerini maaşa göre yapmış, adalet çalışanları arasında büyük bir adaletsizlik yaşanmasına sebep olmuştur. Sendikamızın girişimleri sonucunda bu dönem güncellenen Adalet Bakanlığı banka promosyonu uygulaması tek seferde ve eşit olarak yapılacak şekilde imza altına alınmıştır. Temennimiz bu uygulamanın bir defaya mahsus değil, kalıcı olarak hayata geçirilmesidir. Türk Bürosyen olarak bu konuda adalet çalışanlarının mağdur edilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Bu istek ve düşüncelerle yeni adli yılın tüm adalet çalışanları başta olmak üzere tüm üyelerimize, yargı camiasına ve aziz milletimize hayırlı olmasını dileriz, dedi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hamam müzesi olarak Harput Turizmi'ne kazandırılacak olan Hoca Hasan Hamamı'nda devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hamam müzesi olarak Harput Turizmi'ne kazandırılacak olan Hoca Hasan Hamamı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Şerifoğulları, medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehir Harput'a yakışacak çalışmalar geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarının %75 oranında bittiğine, hamam çevresinde yürütülen yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerinin de hızla ilerlediğini söyledi. Tarihi hamam ve çevresinde yürütülen çalışmaların Harput'a yeni bir değer katacağını belirten Başkan Şerifoğulları, özellikle hamam çevresinde yapılan oturma yerleri, kamariyeler ve seyir terasının alanı ziyaret edecek vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayacak, dedi. Göreve geldikleri günden itibaren Harput'u çok farklı ve özel bir yaklaşımla ele aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Harput'umuzun sahip olduğu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması ve özüne uygun restore edilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Müzeler Şehri Elazığ projemiz doğrultusunda Harput'ta yürüttüğümüz çalışmaların birçoğunu tamamlayıp ziyareti açtık. Harput Musiki Müzemizi titiz bir çalışmanın neticesinde tamamladık. Aynı şekilde basın müzemiz ve aslına uygun olarak yenileme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu hamam müzemizi de çok yakında vatandaşlarımızın ziyaretine hazır duruma getireceğiz.
Harput'u tarihine yakışır çalışmalarla geleceğe taşımak adına gerekli bütün adımları atacağız. Gerçekleştirdiğimiz ve tamamlanmak üzere olan bütün projelerimiz şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Sevgili seyirciler, Fırat Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Şinasi Yalçın'ın kardeşi Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık ile iş adamları Sezai Yalçın ve Mehmet Yalçın'ın ağabeyleri. İş adamı Sezai Açık'ın kayınbiraderi Selami Yalçın hayatını kaybetti. Merhum Selami Yalçın İzzetpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fırat Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Şinasi Yalçın'ın kardeşi Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık ile iş adamları Sezai Yalçın ve Mehmet Yalçın'ın ağabeyleri, iş adamı Sezai Açık'ın kayınbiraderi Selami Yalçın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Şu anda yine aynı şekilde devam ediyor. Her şeyde çok daha başarılı olacaktır inşallah. Mütevazi kişiliğiyle tanınan Elazığ'ın sevilen isimlerinden TEDAŞ'tan emekli elektrik mühendisi 65 yaşındaki Selami Yalçın için öğlen namazına müteakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkan Vekili Sami Güzel, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı İdris Alan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde Açık ve Yalçın aileleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Tam kabulünde ne hizmetinde inşallah. Rabbim mezarlarımıza rahmet eylesin. Rabbim bizlere manalı bir şey, geniş manalı. Evladımız nerede? Uğraşmamız lazım. Merhum Selami Yalçın'ın cenaze namazını il müftüsü Selami Aydın kıldırdı. Merhum Yalçın için cemaatten helallik alındı. Hakkı rahmetine tevdi eylediğimiz merhum ve Cenab-ı Hak Ali Gani rahmet eylesin. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Geride kalan kederli ailesine, sevenlerine Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Merhum'a ait dünya ve ahirete müteallik maddi manevi, dünyevi, uhrevi, komşuluk dahil bütün hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Hakkımız helal olsun, Allah rahmet eylesin. Allahu Ekber. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Selami Yalçın, Harput'taki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın ve Açık aileleri taziyeleri Sultan Sarayı'nda kabul edecek. Kanal Fırat Medya Grubu olarak merhum Selami Yalçın'a Allah'tan rahmet, kederli Yalçın ve Açık aileleriyle yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin.
Sevgili seyirciler, İl Genel Meclis Eylül ayı oturumları birinci birleşimle başladı. Mecliste gündem maddeleri ve önergeler görüşülerek karara bağlandı. İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları ilk birleşimle başladı. Meclis Başkanlığı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumda gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü. Yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eylül ayı çalışmalarının tümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mecliste ilk olarak Elazığ Merkez ilçesine bağlı Pulutlu Köyü'nde Güneş Enerji Santrali projesi için çizdirilen uygulama imar planı ve Nazım İmar Planı'nın onaylanması konusu görüşülürken, hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporu görüşülerek oy birliğiyle edildi. Elazığ ili Merkez ilçe Pulutlu Köyü sınırları içerisinde 140 ada 2 nolu parsel üzerinde Güneş Enerjisi Santrali GES projesi için çizdirilmiş uygulama imar planı ve Nazım İmar Planı'nın onaylanması konusu ile ilgili olarak hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Daha sonra madene bağlı Kızıltepe Köyü'nde kanalizasyon şebekesinin bulunmaması ile ilgili hazırlanan Çevre Sağlık Komisyonu inceleme raporu görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan meclis üyesi Cuma Telçeken ilçe halkının talebini iletti. Gittik orada bir ciddi bir çalışmamızı yaptık. Plaj köyümüzde bu sene hayırlısıyla yapılması gereken kanalizasyon çalışması yapılacaktır. Gecikmiş bir ve ama Allah hepsinden razı olsun. Ancak bu plaj köyüyle Gezi'nin kanalizasyonu Kızıltepe köyü sınırları, kadastro sınırları içerisinde ana hat geçmektedir. Şimdi vatandaşların ve muhtarın haklı talebi diyor ki köyle bizim köyün sınırları içerisinde geçiyor ve arıtma da Kızıltepe köyü sınırları içerisinde olup bizim kadastro sınırları içerisinde eğer bu hat geçiyorsa arıtma da bizim köyde ise neden bizim köyümüzde bu arıtmaya, bu kanalizasyona niye bağlanmasın? Haklı bir taleptir. Takdir Yüce Meclisi'ndir. Eylül ayı oturumlarında görüşülen bir başka madde ise Elazığ Merkez ilçesine bağlı Çöteli Köyü'nde Güneş Enerji Santrali için çizdirilen uygulama imar planı ve Nazım İmar Planı'nın onaylanması konusu oldu. Merkez ilçe Çöteli Köyü sınırları içerisinde 105 ada 6 nolu parsel üzerinde Güneş Enerji Santrali GES projesi için çizdirilmiş uygulama imar planı ve Nazım İmar Planları'nın onaylanması konusu ile ilgili olarak hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 25. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdem açıklamasında somut olmayan gerekçelerle gazeteciler cezalandırılmamalıdır dedi. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 25. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdem, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğine ilişkin sağlıklı yasaların olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri yer verdi. Medya sektörünün ayakta kalma mücadelesi verdiğini ve sektörün sorunlarını ortadan kaldırmak için gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen gazetecilik meslek yasası teknolojik gelişmelerde göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olmalıdır ifadelerine yer verdi. Basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde bazı güzel gelişmelerin olduğunu belirten Başkan Erdem, yine de meslektaşlarımızı zor durumda bırakma ihtimali olan yoruma açık bazı düzenlemelerin somut olmayan gerçeklerle gazetecilerin cezalandırılmalarının yolunu açabileceği endişesi içerisindeyiz. Basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin sektörümüze olumlu yansıyacak düzenlemelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesini deyim yerinde ise dört gözle beklemekteyiz dedi. Kars Vali Yardımcısı ve Arpaçay Kaymakamı Elazığlı Hemşehrimiz Mustafa Uğur Özer'den Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi. Elazığlı Hemşehrimiz Mustafa Uğur Özer'den'e yeni görev verildi.
2020 yılında yayımlanan kararname ile Kars Arpaçay Kaymakamlığı'na atanan ve yaklaşık 2 yıldan bu yana başarıyla yürüttüğü görevini sürdüren Mustafa Uğur Özerden'e, daha sonra Kars Vali Yardımcılığı ve son olarak da Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi getirildi. Buna göre Elazığlı hemşehrimiz Özerden, Arpaçay Kaymakamlığı, Kars Vali Yardımcılığı ve Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği olmak üzere 3 görevi birden yürütecek. 1988 Elazığ doğumlu olan Mustafa Uğur Özerden, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Özerden, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yerel yönetimler üzerine yüksek lisans yaptı. Mesleğe Sakarya Karapürçek Kaymakamlığı'na vekaleten atanarak başlayan hemşehrimiz Mustafa Uğur Özerden, daha sonra sırasıyla Ordu'nun Kabadüz ve Artvin'in Murgul ilçelerinde kaymakamlık, Artvin Vali Yardımcılığı ve 24 Ocak Elazığ Sivice depreminde Malatya Valiliği'nde deprem koordinatör vali yardımcılığı görevlerini yürüttü. Medya grubumuz olarak hemşehrimiz Mustafa Uğur Özerden'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yerel esnafa sahip çıkılması gerektiğini belirten Elazığ tuhafiyeciler ve konfeksiyoncular Oda Başkanı Mithat Ulaş, eğitim ve öğretim yılı için alışverişin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu. Okulların açılmasına günler kala velileri okul alışverişi telaşı sararken Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş, vatandaşların okul alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi. Başkan Ulaş, tüm kazancı bu şehre yatırım olarak geri dönen yerel esnafımıza Elazığlı vatandaşlarımız sahip çıkmalı ve alışverişlerinde tercihlerini yerel esnaftan yana kullanmalı, dedi. Yerel esnaf kazanırsa Elazığ'ın kazanacağını dile getiren Ulaş, yerel esnafın kazanması bu şehirde binlerce ailenin yüzünün gülmesi, akşam evlerinde sıcak bir yemeğin olması demektir. Ekonomik krize boğuşan esnafımız ne yazık ki Bağkur'unu, kirasını, faturalarını ödeyememekte. Vatandaşlarımız küçük ya da büyük alışveriş demeden yerel esnafımızın yolunu tutmalı. Bu şekilde esnafımız bir nebze de olsa rahat bir nefes alabilir ifadelerini kullandı. Zincir marketlerin Elazığ'a yok denecek kadar bir katkı sunduklarının altını çizen Ulaş, zincir marketler bu şehre her mağazada 2-3 gencimizi çalıştırmak dışında bir faydası yok. Vatandaşlar alışverişlerini yerel esnaftan yaparlarsa harcanılan para Elazığ'da kalır. Bu paralar da elimize yatırım olarak geri döner. Vatandaşlarımız bir çorap, bir kalem dahi alacak olduklarında bile yerel esnafa uğrasınlar, çünkü küçük alışveriş bile esnafımıza can suyu olacaktır, dedi. Sevgili seyirciler, İstanbul Elazığlılar Dayanışma Derneği tarafından 4 Eylül Pazar günü gerçekleştirecek olan Peynirli Ekmek ve Piknik Şöleni etkinliği İçişleri Bakanlığı tarafından orman yangınları nedeniyle ertelendi. İstanbul Elazığlılar Dayanışma Derneği tarafından 4 Eylül Pazar günü Peynirli Ekmek ve Piknik Şöleni etkinliği düzenlenecekti. Her yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleşecek olan etkinlikle Elazığlı gurbetçiler bir araya gelerek hasret giderecekti. İçişleri Bakanlığı 4 Eylül Pazar günü İstanbul Elazığlılar Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek olan Peynirli Ekmek ve Piknik Şöleni etkinliğini orman yangınları nedeniyle erteledi. Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya gelen ELHAK platformu, dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konuları masaya yatırdı. Elazığ Hak, Adalet ve Kardeşlik platformu Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Ekonomiye değinen ELHAK platformu dönem sözcüsü Erdal Zengin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımını eleştirdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve bunun sonucu olan enflasyon, alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle toplumun büyük bir kesimini dar boğaza sokmuştur. Böyle bir ortamda gündeme gelen yolsuzluk iddiaları tahammül sınırlarını zorlamaktadır. 3Y'yi bitirme iddiasıyla toplumun desteğini alan iktidarı, bu konuda ucu nereye varsa varsın en küçük bir müsamaha göstermeden iddiaların üzerine ciddiyetle gitmeye davet ediyoruz.
Seçim yaklaştıkça bazı mihraklar tarafından sistematik bir şekilde toplumsal çatışmayı körükleyecek provokasyonların yapıldığına şahitlik ediyoruz. Bu anlamda toplumu gerecek sosyal medya paylaşımlarının yanında Zafer Partisi Başkanı'nın ırkçı ve tarihçi çıkışları dikkat çekicidir. Bu şahıs bir yandan mazlum Suriyeli mülteciler üzerinden yürüttüğü propagandalar ile diğer yandan cuma namazında yaptığı provokatif çıkışla toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam etmektedir. Sosyal medya hesabından mahrum Şeyh Said hakkında kullandığı ifadeyle kendisini tarif eden Ümit Özdağ'ın toplumsal çatışmayı körükleyici provokasyon görevini kimlerin talimatıyla yürüttüğü ilgili merciler tarafından tespit edilerek gereği yapılmalıdır. Zengin, Türkiye dış politikada izlediği tavırdan taviz vermemelidir, dedi. Gerek Halil Konakçı Hoca'ya karşı CHP milletvekilleri tarafından sergilenen tavır ve kullanılan dilde, gerek Üstün Dökmen isimli bir akademisyenin Müslüman kadının başörtüsünü hedef alan açıklamalarında, gerek konserlerinde LGBT sapkınlığının flamasını açacak kadar ahlaksızlıktan dibe vurmuş bir sanatçının Müslümanlara yönelik kullandığı hakaret dilinde bu toplumun mayası ve birleştirici gücü olan Yüce İslam'a karşı tahammülsüzlüğün boyutları görülmektedir. Hükümet yetkililerinin Suriyeli mustadafların geri dönüşüne yönelik bir politika geliştireceği açıktır. Bu politikada kardeşlerimizin rızası ve yerleştirilecekleri bölgenin güvenliği esas olmalıdır. Fakat bu geri dönüşün yol haritası zalim Esed yönetiminin inisiyatifine bırakılacak olursa bu katillerin dökeceği her damla kan hükümetin eline de bulaşacaktır. Yıllarca ümmet coğrafyasının takdirini ve teveccühünü kazanan Suriyeli göçmen politikasının bütün kazanımları tek bir hamle ile yok edilecektir. Türkiye dış politikada izlediği ilkeli tavırdan asla taviz vermemelidir. Bu anlamda Türkiye'nin komşuları ile ve daha önce karşılıklı ilişki içinde olduğu ülkeler ile ilişkileri düzeltme çabası belli bir yere kadar anlaşılabilecek ve desteklenebilecek bir politikadır. Sevgili seyirciler, Eğitim Bir Sen Elazığ Bir Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi sendikalar hakkında yayınlanan habere tepki gösterdi. Eğitim Bir Sen Elazığ Bir Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, sendikaları hakkında yayınlanan haberle ilgili açıklama yaptı. Bahşi açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Sendikamız hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ödül Komisyonu'nda yetkili sendika skandala imza attığı başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Haber, eğitim camiasını ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içermekte, gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Ödül Değerlendirme Komisyonu'nda yapılan işlemler tamamen yönetmelik çerçevesinde yapılmıştır. Ödül Yönetmeliği İl Değerlendirme Kurulu 17. maddesinin 1. fıkrasına göre bu komisyonda sendika görevlisi yer almaz. Komisyonda görev alan okul müdürü komisyonda sendika temsilcisi olarak değil okul müdürü olarak görev yapmıştır. Bu bilgilere kendisi de sahip olmasına rağmen yetersizliğini sendikaya bağlamaya çalışan bu şahsın hezeyanlarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Öğretmenlik, meslek kanunu, promosyon ve toplu sözleşme olmak üzere birçok konuda sendikamızı hedef alan ve köşe yazılarında yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu şahıs yargıya hesap verecektir. Kişisel hırsı ve ikbal sevdası uğruna ahlaki değerleri ayak altına alan bu şahıs nezdimizde yok hükmündedir. Kendisiyle kavgalı bu şahıs hiçbir hedefine ulaşamayınca ne siyasete ne de bürokrasiye diş geçiremeyince sendikamızı hedef tahtasına oturtmuştur. Yalan ve iftira dolu haberlerle bizi karalamaya çalışmaktadır. Kaynağını bilmediğimiz iddiaların ve imtihanların sendikamızı ve şubemizi zan altında bırakmaya, eğitim çalışanları nezdinde elde ettiği konumu sarsmaya yönelik olduğu açıktır. Kendisini hiçbir şekilde muhatap kabul etmiyoruz. Konuyu yargıya taşıyacak, müfterinin hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız, dedi. Ağın Belediyesi araç filosuna yenilerini ekledi. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu bugüne kadar belediyemize kazandırdığımız araç, gereç ve iş makinalarının mali değeri yaklaşık 10 milyon lira dedi. Ağın Belediyesi araç filosuna yenilerini ekledi. Selamu ala Resulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, bugüne kadar belediyemize kazandırdığımız araç gereç ve iş makinalarının mali değeri yaklaşık 10 milyon lira diyerek bugüne kadar belediye bünyesine kazandırdıkları araç filosunu tanıttı. Biz 20 gün önce eskavatörümüzü sizlere takdim etmiştik. Şimdi kurbanını keseceğiz. İmam arkadaşımız eşliğinde dualarla Rabbim hayırlı hizmetler nasip etsin. Öncelikle emeği geçen ve vesile olan, isminin de çok zikredilmesini istemeyen ağınlı hemşerimiz, kıymetli büyüğümüz, bürokratımızdan Allah Peygamber razı olsun. Belediyeler Birliği Genel Sekreterimizden, Belediyeler Birliği Başkanından, Genel Sekreter Yardımcısı ağabeylerimizden Allah razı olsun. Bir iş makinesi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim sürecinde 6 tane aracı, iş makinalarını ücretsiz belediye bütçesine yük getirmeden alacağız demiştik. Bunlarla ilgili ilk seçim sürecinde kanal açma ve vidanjörümüzü aldık. Hem yangına müdahale ediyoruz, hem yol yıkama, hem de kanal açma. Eskavatörümüz yeni geldi. Kepçemiz Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yine hibe aldık. İtfaiyemizi görev sürecimiz öncesinde yine Belediyeler Birliği'nin katkısıyla almıştık. Çöp arabası yine kıymetli bakanımız Murat Kurum Bakanımızın desteğiyle çöp arabamız. Ve hasta nakil aracımızda kıymetli kardeşim Devrim Acevit'in katkılarıyla almıştık. Benim nazarımda en önemli araba ilaçlama arabası. İlaçlama arabamızı da geçen senenin tarım gelirlerinden elde ettiğimiz gelirle aldık. Makam arabasını yeniledik. 275 bin liraya benzinli hususi aracı, 306 bin liraya ticari, daha az yakan ekonomik bir araçla değiştirmiş olduk. Ve buraya gösteremediğimiz, yetiremediğimiz bir önemli bir araç ve ekipmanımız var. Halis Yıldız, Yıldızlar Otomotiv'in sahibi, seyyar cenaze yıkama ve morgumuz vardı. Yaklaşık Erol amca döneminde, Erol Korkmaz döneminde alınan 30 yıllık bir şeydi. Bunu tamamen ücretsiz yeniledi ve kullanılabilir halde. Rabbim kullandırmasın diyelim, ama zor durumlarda da morgun haricinde ikinci aracımız bizim için çok önemli. Ben Halis Yıldız'a da, araç gereçleri gönderen, destek olan bürokratlarımıza, bakanlarımıza, ağını seven ağınlı iş adamlarına, herkese şükranlarımı sunuyorum. Elazığ'da yolda araçların arasında oluşan hortum şaşırttı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği hortum yaklaşık bir dakika sonra dağıldı. Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden metrelerce yükseklikte hortum olayı yaşandı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. Yaklaşık bir dakika süren doğa olayı daha sonra hortumun dağılmasıyla son buldu. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir genelinde yol bakım, onarım ve yeni bağlantı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı güzergahında 1100 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde, İki gidiş, iki geliş olmak üzere toplam 4 şeritli yeni bağlantı yolu oluşturuluyor. Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'na yeni bağlantılar oluşturan belediye ekipleri, MBT çalışmalarının ardından asfalt serimine geçecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığı noktalarda başlatılan yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak hizmete hazır duruma getirileceği belirtildi. Evet, Elazığ'da önceki gün eve gitmek isterken park halindeki bir araca çarpan Murat Bektaş isimli vatandaş sağ çekerek çarptığı aracı kontrol etti ve sağ arka kapının içeri gömüldüğünü fark etti. Bir süre orada bekleyen Bektaş kimseyi göremeyince çarptığı aracın ön camına "İstemeyerek araca çarptım, masrafını karşılayabilirim" notunu bıraktı. Evine gitmek için arabasına binen Ömer Demir ise camdaki notu görünce "insanlık ölmemiş" dedi.
Elazığ'da Ömer Demir isimli vatandaş eve gitmek için bindiği otomobilinin ön camında bir kağıt parçası olduğunu fark etti. İlk başta ceza yediğini düşünen Demir, otomobilin ön camında kağıda yazılı "Merhaba kardeşim, istemeyerek de olsa aracınıza çarptım, masrafınızı karşılayabilirim" yazısını gördü. Selamünaleyküm abi. Abi ben notunuzu gördüm, arabama galiba çarptınız. Abi Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bunu yapmayan insanlar da var. Ben hiç fark etmedim arabada kaza olduğunu. Direksiyona oturunca notunuzu gördüm. Ve bu beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Abi çok sağ olasın. Tamam abi, konuşalım. Yani Allah razı olsun tekrardan. Bunu yapmayan insanlar var. İnsanlık ömrü delirten bir konu daha yaşadık şu an. Çok teşekkür ederim. Tamamdır abi, çok teşekkür ederim. Arabasını kontrol eden Demir, sağ arka kapının içeri çöktüğünü görünce numarasını bırakan Murat Bektaş'ı arayarak ilk başta hassasiyetinden dolayı teşekkür etti, ardından sabah sanayide görüşebileceklerini belirtti. Ertesi gün sabah saatlerinde sanayide buluşan Demir ve Bektaş, tokalaştıktan sonra kazalı aracı tamir edilmesi için sanayi ustasına teslim etti. Merhaba kardeşim, Murat. Merhaba. Kusura bakma diyorum abi, senin bir olay oldu. Senin mesajına zarar verdik. Abi söyleyeyim de böyle bir not bırakman falan beni çok mutlu. Ne demek valla insanlar, yani çok duygulandım. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Olması gerekeni yaptım. Bizden en rahat ettiği için. Yani herkesin bu şekilde davranmasını tavsiye ederim inşallah. Önceki gün bir araca çarptığını belirten Murat Bektaş, yapılması gereken bir hareketti. Tüm vatandaşları da bu tür konularda aynı hassasiyetle yaklaşmalarını istedi. Olması gerekeni yaptım yani. İnsanların da bu şekilde davranmasını tavsiye ederim. Yani bugün burada ben kaçabilirdim de. Fakat yarın belki burada atıyorum 2000 lira harcayacağım ama yani 4000 lira daha başka yerlerde çıkardı. O yüzden vicdanını rahat etmek için arkadaşla buluşturacağız sanayide. Aracının tamirini yaptıracağız. Ücretini ödeyeceğim. Olay esnasında kafede arkadaşlarıyla oturduğunu belirten Ömer Demir, "Bunu yapmayan insanlar da var. Bu hassasiyetinden dolayı Murat abiye çok teşekkür ederim." diye konuştu. Kafede arkadaşlarla oturuyordum. Sonra arabaya yöneldim. Arabanın direkt direksiyonuna geçtim. Sonra camda bir yazı gördüm. O ceza zannettim. Sonra dönünce not gördüm. Abi numarasını bırakmış, arabaya vurmuş. Arabanın etrafında önüme vuruk vardı. Aradım abiyle. Konuştum, görüştüm. Neyse masrafı karşılayalım dedi. Beni çok mutlu etti bu haber. Ben de böyle insanların bu görevi yapması, araması çok sevindim. İnşallah herkes aynı hareketi yapar ve sorunlar çözülür inşallah. Abiyle tanıştım. Abi masraflarını karşılayayım dedi falan. Muhabbetler geçti aramızda. Çok teşekkür ederim kendisine. Allah razı olsun. Karakoçan Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Anadolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi'nden mezun olup üniversiteye yerleşen öğrencilere ödül verildi. Karakoçan Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Anadolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi'nde mezun olup üniversiteye yerleşen öğrencilere ödül verildi. Ödül törenine Karakoçan Belediyesi Konferans Salonu'nda İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Onur Doğan, Jandarma Bölük Komutanı, Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, STK temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Dernek Başkanı Ahmet Yıldız, her yıl İmam Hatip Lisemizden mezun olup da üniversiteye yerleşen gençlerimize, geriden gelecek olan öğrencilere örnek olsun diye ödül veriyoruz diyerek öğrencilere başarılar diledi. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanlığı'nca organize edilen geleneksel Salçalı Köfte Festivali'nin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek. Etkinlikte sanatçı İrem Derici ve Sakiler sahne alacak. Elazığ'da gerçekleştirilen geleneksel Salçalı Köfte Festivali'nin bu yıl dördüncüsü düzenlenecek.
30 Eylül tarihinde başlayacak olan festival 2 Ekim tarihine kadar devam edecek. Salçası, sosu ve yapımıyla Elazığ'a has lezzetlerinden biri olan salçalı köftenin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması adına etkinliğin üçüncüsü Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası organizasyonuyla Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle 2021 yılında gerçekleştirilmişti. Festivalin bu yıl dördüncüsünün gerçekleştirileceği öğrenildi. 3 gün sürecek olan festival kapsamında 30 Eylül Cuma günü sanatçı İrem Delici Elazığlılarla buluşacak ve konser verecek. Tam hayallerim gibisin, sevmek çok kolay olacak. Sen de beni bir seversen, aşkımız olay olacak. 2 Ekim Pazar günü ise Sakiler grubunun konseri olacak. Konserler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sanatçı İrem Delici etkinlik takviminde 30 Eylül Cuma günü Elazığ'da konser vereceğini duyurdu. Sevgili seyirciler, 6. dönem toplu sözleşme kazanımları arasında bulunan koruyucu giyim yardımı kartları Elazığ'daki ilgili memurlara dağıtılmaya başlandı. Uğraştırma memur sen Elazığ İl Temsilcisi Aydın Karaman emeği geçenlere teşekkür etti. Ulaştırma memur senin 6. dönem toplu sözleşme kapsamında olan koruyucu giyim yardımı kartları devlet demiryolları, havalimanı ve limanlarda çalışan memurlara dağıtılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma memur sen Elazığ İl Temsilcisi Aydın Karaman emeği geçenlere teşekkür etti. Memur senimizin 6. dönem toplu sözleşme kazanımlarından olan koruyucu giyim yardımı kartlarımız bugün itibariyle devlet demiryolları, havaalanı ve limanlarda çalışan memur personellerimize dağıtılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Genel Başkanımız Sayın Kenan Çalışkan ve yönetimine teşekkür ederiz. Kartların personellerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Erzurum'da yapılan Kur'an kursları arası hafızlık yarışmasında Elazığ yatılı erkek Kur'an kursu öğrencisi Muhammed Mustafa Selami bölge birincisi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2022 yılı hafızlık eğitimi verilen Kur'an kursları arası hafızlık yarışması bölge finali 1 Eylül Perşembe günü Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlendi. Yarışmaya Bayburt, Elazığ, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Ardahan, Erzurum il birincileri katıldı. Yarışmada Elazığ Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Muhammed Mustafa Selami bölge birincisi oldu. Muhammed Mustafa Selami 24 Eylül'de Şırnak'ta yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Evet, Elazığ'da marketine gelen müşterileri bıçaklayan şahıs ailesinin isteği üzerine ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı. İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir market işletmecisinin dükkanına alışveriş yapmak için gelen müşterileri bıçakladığı ağızdan ağza dolaştı. Bıçaklanma olayının sürekli olmasından rahatsız olan çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan bu olayın ardından Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı tekrar gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesine sevki yapıldı. Elazığ'da gece saatlerinde park halindeki otomobile giren hırsız piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan inşaat malzemesini çalarak kayıplara karıştı. Rızaiye Mahallesi'nde işten çıkarak evine gelen bir vatandaş arabasının bagajında inşaat malzemesi olan 11 kiloluk hilti ve matkabın olmadığını fark etti. Evi kontrol eden kişi orada da bulamayınca aracına hırsızın girdiğini anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Sabah geldi, iyi araba götürdü.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Baş ve boyun kanserleri tüm kanserlerin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Sigara ve alkol de bu kanserleri en çok tetikleyen etkenler arasında yer alıyor. Nefes alma güçlüğü, ağızdan, burundan kan gelmesi gibi şikayetleriniz varsa bir hekime başvurmanızda fayda var. Fırat Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdul Alvahap Akyiğit, baş boyun kanserleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır. Bu bölgenin kanserleri ağız, ağız içerisi, burun, tükürük bezi, tiroid, gırtlak gibi bölgeleri içermektedir. Baş boyun kanserlerinin tüm kanserlerin yaklaşık %10'unu oluşturduğunu belirten Doçent Doktor Abdul Alvahap Akyiğit, bu bölgedeki kanser türleri ağız ve çenesi, burun, tükürük bezi, tiroid, gırtlak gibi bölgeleri içermektedir dedi. Bu bölge tümörlerinin genelde en sık rastladığımız risk faktörü sigara ve alkoldür. Her birinin ayrı ayrı etkisindense İkisinin birlikte kümülatif etkisi daha fazla hastada hasar oluşturmaktadır. Bu nedenle kesinlikle hastalarımızın sigaradan ve alkoldan uzak durmasını tavsiye etmekteyiz. Tümörlerin nedenleri arasında en sık rastlanan risk faktörü ise yine sigara ve alkol. Nefes alma güçlüğü, ağızdan, burundan kan gelmesi veya rastlantı olarak elinizi boynunuza vurduğunuzda şişlik fark ediyorsanız bir hekime başvurmalısınız. Genelde yutma güçlüğü, nefes alma güçlüğü, ağızdan, burundan kan gelmesi veya rastlantısal olarak elinizi boynunuza vurduğunuzda bir şişlik fark etmeniz gibi semptomlar hastalarda bu hastalıkları mutlaka düşündürmelidir. Bu bulgular özellikle ileri yaşta görülmesi halinde mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmaları gerekmektedir hastaların. Tabii hastalar bize geldikten sonra radyolojik olarak ve histopatolojik olarak, yani hem tanısal amaçlı örneklemeleri mutlaka yapmaktayız. Tanı konulduktan sonra ise gerekli uygun tedaviler yapılmaktadır. Doçent Doktor Abdul Alvahap Akyiğit, lazer cerrahisi üniversitemizde kliniğimizde kullanılmaktadır. Ayrıca birden fazla lazer cihazımızla hastalara en uygun tedavi şekli burada sunulmaktadır dedi. Bizim hastanemizde özellikle tümör cerrahisinde kullanılan ileri teknolojik aletler bulunmaktadır. Bunlar hem cerrahi konforunun arttırılması, cerrahinin doğru düzgün şekilde yapılması, yine doğal yapıların korunması adına bize çok önemli katkı sağlamaktadır. Örneğin bir tiroid cerrahisinde ses telinin sinirinin bulunması veya bir tükürük bezi tümöründe yüz sinirinin bulunmasını sağlayan ileri teknolojik aletlerimiz mevcuttur. Bununla birlikte lazer cerrahisi üniversitemizde, hastanemizde, kliniğimizde kullanılmaktadır. Birden fazla lazer cihazımızla hastalara en uygun tedavi şekli burada sunulmaktadır. Baş boyun kanserleri bir ekip işidir. Bu ekibin önemli ayaklarından biri de cerrahidir. Bu cerrahiyi biz kulak burun boğaz olarak üstlenmiş bulunmaktayız. Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada can kaybı meydana gelmezken araçta maddi hasar oluştu. Çancıçıra Mahallesi Teknokent yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen.
Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Elazığ Spor'un 2022-23 sezon planlamasında görev yapacak olan futbolcuların forma sırt numaraları belli oldu. Elazığ Spor'un 2022-2023 futbol sezonu planlamasında görev yapacak olan futbolcuların forma numaraları belli oldu. 8 Eylül'de sona erecek birinci transfer ve tescil döneminde transfer tahtası kapalı olduğu için mevcut oyuncularıyla devam edecek olan temsilcimiz Elazığ Spor'da elimizin plaka kodu 23 numaralı formayı Elazığlı futbolcu Ahmet Ertuğrul Öztürk alırken 10 numaralı formayı ise affedilen ve yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan Mesut Saray giyecek. Elazığ Sporlu futbolcular ve giyecekleri forma numaraları şöyle. Yiğit Kafkasyalı 1, Hakan Canbazoğlu 26, Alican 78, İbrahim Aktaş 99, Recep Yurdakul 3, Ali Osman Döner 4, Yiğitcan Erdoğan 5, Hasan Ekici 6, Hakkı İsmet Şimşek 7, Cafer Tosun 8, Mesut Saray 10, Salih Polat Demir 11, Fırat Ergün 14, Abdullah İçen 17, Feyzullah Şahin Güneş 19, Selim Enes Özeren 20, Eray Berk Şimşek 22, Ahmet Ertuğrul Öztürk 23, Zeki Korkmaz 24, Yazcan Erdem 33, Ömer Faruk Sezgin 34, Yüksel Kaya Alp 35, Emre Akgün 39, İzzet Topatar 52, Ensar Çavuşoğlu 53, Emre Yıldız 57, Cihan Canpolat 67, İbrahim İşler 72 ve Ahmet Ormanoğlu 80. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2022-23 sezonu fikstürü çekildi. İlk haftada temsilcimiz İl Özel İdare Antalya Güneşi ile evinde karşılaşırken Elazığ Basketbol ise Tarsus Belediye ile deplasmanda lige başlayacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyon Türkiye Basketbol Federasyonu'nun YouTube kanalından da naklen yayınlandı. Fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. Elazığ Özel İdare Takımı'nı kura çekiminde Başkan Yardımcısı Ahmet Ballıca ile Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Bülent Elgin temsil ederken, Elazığ Basketbolu ise Genel Menajer Halis Ziya Acabay temsil etti. Kura çekimi sonucunda temsilcilerimizden Elazığ İl Özel İdare ilk hafta kendi evinde Antalya Güneşi'ni konuk ederken bir diğer temsilcimiz Elazığ Basketbol ise ilk haftayı Tarsus Belediye Deplasmanı'nda geçirecek. Elazığ derbisi olarak nitelendirilen müsabaka ise ligin 14. haftasında İl Özel İdare ile Elazığ Basketbol arasında oynanacak. 13-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Kadınlar Federasyon Kupası maçlarının grupları ve eşleşmeleri de belli oldu. Temsilcilerimiz Elazığ Özel İdare ile Elazığ Basketbol takımları C grubunda yer aldılar. 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Kadınlar Federasyon Kupası müsabakalarının grupları ve eşleşmeleri de belli oldu. 24 Eylül'de başlayacak lig öncesinde takımlar için iyi bir prova olacak Kadınlar Federasyon Kupası maçlarının grupları yapılan kura çekimiyle belirlenirken Elazığ Özel İdare ve Elazığ Basketbol takımları C grubunda yer aldılar. Aynı grupta yer alan Elazığ Özel İdare ile Elazığ Basketbol takımları 13 Eylül Salı günü gruptaki ilk müsabakalarında karşı karşıya gelecekler. C grubunda temsilcilerimizden başka Diba Spor ve Karşıyaka Çarşı Koleji takımları da yer alıyor. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar diğer grupların birinci ve ikinci sırasındaki takımlarla çapraz eşleşmede eleme usulüyle karşı karşıya gelecekler. Geçtiğimiz yıl vefat eden ilimiz eski milli boksörlerinden boks antrenörü Oral Arslan vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anılırken akşamda mevlüt okutuldu. Genç yaşta vefat eden ilimiz eski milli boksörlerinden ve Elazığ bölgesi boks antrenörlerinden Oral Arslan, vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Oral Arslan'ı mezarı başında anarak dua eden ailesi, eski boksör arkadaşları ve genç sporcular Arslan için fatihalar okudular. Akşam ise merhum Oral Arslan için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.